Evet. Soru şu. Şimdi biz kitap okurken ya da herhangi bir iş yaparken neden daha sonra aklımıza gelmez diyor bu okuduklarımız. Ama bir film izlerken bir olay olduğunda neden o filmin sahnesi ya da belki de tamam görsel olarak, ses olarak, duygu ve his olarak aklımıza gelir ve bizi etkiler. Biz film izler gibi hayatımızı nasıl yaşayabilir, nasıl yaşanabilir hale getirebiliriz, hissedebiliriz. Okuduğumuz, gördüğümüz şeylere nasıl duygu, anlam katıp o filmdeki gibi hissederek yaşayabiliriz diyor. Yani neden kitap okumaktan sıkılırız da film izlemekten sıkılmayız ve haz alarak izleyip yaşarız da kitap okumaya da biriyle konuşma da yapamayız diyor. İlla görsel ve duygulu olması mı gerekiyor? Çok güzel soru. Ben bu soruya cevap vermek istiyorum. Önemli olduğu için değerli arkadaşlar. Şimdi bir kere biz film izlerken hipnoza giriyoruz. Hipnoz yani bilinçaltına direkt hitap ediyor. Bilinçaltı kapısı açılıyor. Subliminal eşik kapısı açılınca hipnozda olduğunuz zaman bilinçaltına direkt etki yapıyor. 3 dakika sonra bir insan film izlerken yani filmi izlemeye başladıktan sonra 3 dakika sonra ne yapıyor? Hipnoza giriyor. Veya müzik dinlediği zaman. Hipnoza girdiğinden dolayı kapı açılıyor, bilgi giriyor. O kadar. Dolayısıyla bilinçaltına giren ne varsa unutulmuyor değerli arkadaşlar. Bilinçaltına ne giriyor? Ses, görüntü, duygu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunlar unutulmuyor. Hatırlıyoruz. İliklerimize kadar etki yapıyor bizde. Dolayısıyla film her zaman etkiliyor. Sadece film mi? Şimdi film, televizyon dediğimiz zaman sadece televizyonla sınırlamayalım. Yani artık YouTube'da cep telefonu vasıtasıyla izlediğim videolar da o şekilde. Ne yapıyor? Senin bilinçaltına direkt etki yapıyor. Dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Televizyon ile, video ile öğrendiklerini, seyrettiklerini unutamıyorsun, unutamazsın. Bu birinci kural. İkinci kural, kitap okumak gayret gerektiriyor. Yani gayret etmen gerekiyor. Gayret, çevirmen gerekiyor. İnsanoğlu da konfor alanından dolayı gayret etmeyi pek sevmiyor. Yani enerji harcamayı pek sevmiyor. Bedavadan gelsin. Ben hiç uğraşmayayım. Önüme böyle gelsin, ekrana gelsin, ben de seyredeyim. Çünkü beyin de alışıyor bu şekilde. Televizyonu çok seyreden insanın beyni tembelliğe de alışıyor. Tembelliğe alışınca kitap okumak, yani emek, gayret bunları istemiyor. Dolayısıyla sıkılıyor. Bu da çok doğal. Değerli arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Kitap okurken televizyon gibi etki yapar mı? Etki yapmaz. Ama ne yapabilirsin? Sen kitap okurken duygu katabilirsin. Kitap okurken örneğin sesli okursun, yavaş okursun ve anlayarak mimik hareketleri yaparsın. Vücut dili hareketleri yaparsın. Orada şu anda ben mesela anlatırken ne yapıyorum? Duygu katıyorum. Yani vücudumda ellerimi, kollarımı sallıyorum. O şekilde anlatıyorum. Kitap okurken de sesli okuyor, duygu katarak bu şekilde onu hissederek en azından ve zihninizde hayal ederek okuduğunuz kitaptaki olayları zihninizde hayal ediyorsunuz, duygu katıyorsunuz ve o şekilde televizyon gibi etkili olmasa da yine de etkili olur. Yani duygu çok önemli, katmanız gerekiyor. Hayal, görsellik katmanız gerekiyor. Bir de ses, yani yüksek sesle okursanız daha iyi olur değerli arkadaşlar.
Bilmem anlatabildim mi? Anlatabildiysem işaret verebilirsiniz. Şu şekilde bir işaret verin. Cumali kardeşim. Heh, Cumali hemen işareti gönderdi. Hamza da öyle. Çok iyi. Şimdi biz herkese bugün Kadir Gecesi'nden dolayı hediye yapalım. Herkes katılsın. Ondan sonra bugün zekat verme günü zaten değil mi? Cumali Bey. Öyle değil mi? İşaret verebilirsiniz orada. Yani Müslümanlar, biz Müslümanlar zekatımızı Cuma günü, Kadir Gecesi veriyoruz. Bu da bizim artık zekatımız olsun inşallah. Ve bu biraz dil kalıplarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, şimdi herkes alışık değil tabii yani. Zoom yoluyla canlı yayına katılacak insanlar bilmiyorlar. Çok mesaj geliyor bu ara. Hocam giremedim, nasıl gireceğiz falan diye. Çünkü çok kişi YouTube'dan da oraya da koymuş bizim arkadaşlar. Ama becerenler beceriyor. Arayan buluyor. Yani istedin mi her yol yakındır. Her yer yakındır. Dolayısıyla buraya girdiniz. Çok güzel. Başardınız. Demek ki oluyormuş. Şimdi değerli arkadaşlar, bu ara sadece beni görün. Ekranı açayım. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu soruya cevap verdik. Yani kitap okurken ne yapacaksınız? Duygu katmanız lazım. Duygu katacaksınız. Görsellik, duygu ve işitsellik. Kitap okurken demek ki televizyon gibi olmamış. Televizyonda daha hızlı etki oluyormuş bizde. Direkt hipnoz olduğumuzdan dolayı. Bu ara arkadaşlar da geliyorlar, kayıt oluyorlar. Kim geliyor ben de bilmiyorum ama bazılarının isimlerini görüyorum, tanıyorum. Bizim programlara, mentorluk grubuna katılan arkadaşlar. Şimdi biz şu cümle konularına, kelimelere gelelim. Sözcüklerde, düşünceler bir kere audiotiftir, işitseldir değerli arkadaşlar. Yani düşünceler işitseldir. Düşüncelerimizi sesle, tamam mı, audiotif olduğu için değiştirebiliyoruz düşüncelerimizi. Yani içimizdeki ses bize bir şey söylediği zaman İç ses ne yapıyor? Düşüncelerimiz hemen değiştirebiliyor. Neden? Çünkü düşüncelerimiz işitsel etkileniyor. Umarım anlatabilmişimdir. Düşünce, ses. Anlatabiliyor muyum? Peki bu ses konuşmaya başladığı zaman bunu susturamıyorsak eğer kendi sesimizden, teknik yöntem bilmiyorsak o zaman bu bizim düşüncelerimizi ne yapıyor? Direkt etkileyebiliyor. Şimdi sözcükler o kadar etkilidir ki hani sözcükler büyüdür derler değil mi? Büyüdür yani çok etkilidir. Hatta bir insan mesela çayını içerken, kaşığını, bardağını içinde dolaştırırken çıkan ses uzaydaki bütün zerrelerden duyulur. Hatta bunu bilim adamları ne yapıyorlar? Araştırdılar, bunu ispatladılar. Yani sözü okurken, tamam, bir şey söylediğin zaman uzay bile etkileniyor. Uzay araçlarıyla uydularla ne yapıyorlar? O sesi yakalayıp değerlendirebiliyorlar. Çünkü o kadar etkili ses. Yani birbiriyle çok ilgili değerli arkadaşlar. Düşünce, ses, kelimeler, cümleler. Şimdi insanlar şöyle düşünüyor. Bazı kimseler der ki evimde kapım kilitli, perdelerim örtülüyken ben yapayalnızım. Kimseler yok. İstediğimi yapabilirim. Kimin ne haberi olacak? Bugünkü modern bilime ne kadar aykırı bir düşünce değil mi? Yani senin kullandığın kelime direkt uzaya gidiyor. Mesela bilim adamları 1500 sene önceki seslerin frekansını bulmuşlar. Ve onları bir araya getirip ne yapacaklar? Bize yarın olsun çıkaracaklar, önümüze koyacaklar değerli arkadaşlar. Bu bilimsel. Şöyle. Yani her an insan aklın alamayacağı bir gözetim, bir denetim içinde aslında. Sadece biz düşüncelerimizden değil, duygularımızdan ne yapıyoruz? Kelimeler ile bütün evrene
karşı sorumluyuz değerli arkadaşlar. O yüzden bizim peygamberimiz ne buyuruyor? Ya sus ya hayır konuş diyor değil mi? Ya sus ya hayır konuş. Hatta bir hadis-i şerif daha var. Bela insanın diline bağlıdır. Kelimelerine bağlıdır. Tamam mı? Belayı insan kendisi çeker. Yani kullandığınız her sözcükle bir anlaşma imzalıyorsunuz. Anlaşma imzalıyorsunuz. Kontrat. Hem kendimizle hem de karşımızdaki kişilerle. Hem de hani diyorlar ya evrene gönder, evrene gönder. İşte evren dediğin uzay, tamam mı? Her yere gönderiyorsun kullandığın kelimeler. Direkt etki yapıyor. Uzaydan da uydularla ne yapmaya çalışıyorlar? O frekansları yakalamaya çalışıyorlar. Yani insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa, tamam mı? Çok basit. Bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa, bugün ne konuştuğuna baksın. Ne konuşuyor? Bugün ne konuşuyor? Yani bugün en çok konuştuğun konu senin yarın deneyimin olacak. Karşına çıkacak direkt. Dolayısıyla sen eğer lüzumsuz, seni ileri götürmeyen konulara girdiysen senin 5 sene sonra onlar olacak gündemin. Onlarla karşılaşacaksın. Sen çok biliyorsun örneğin, diyorsun ki ya çoğu insan, komik insanlar var ortada. Çok bildiğini zannediyor. Bildiğini zanneden insanlar da zaten öğrenemiyor değerli arkadaşlar. Çok bildiğini zanneden bazı insanlar yanlış kelimeler söyleyerek hayatını zindan ediyorlar. Hiç unutmuyorum. Duaların arasında Allah'ım bana bir ev ver, çatısı aksa da olsun diye söyleyen bir adamın 6 tane eve usta getiriyor ve çatısını tamir ettiremiyor değerli arkadaşlar. Bizim buraya geldiğimde testle önüme çıktığımda, biliyorsunuz benim testler var. Test ile testi dolduruyor. Ondan sonra akıllı sorularımız var. Ta 6 aylık çocukluğuna kadar götürüyor. Adam 55 yaşında. Söylediği cümle ortaya çıkıyor. Sonra o cümleyi değiştirdikten sonra evin çatısı da düzeliyor. Aslında olduğu için gelmişti. Oğlu da düzeliyor. Değerli arkadaşlar. Dolayısıyla eğer siz merak ediyorsanız, geleceği merak ediyorsanız, o zaman bir gün ne konuştuğuna bakın. Ne konuşuyorsunuz? Hangi konuları gündeme aldınız? Acaba ıvır zıvır böyle hani mala yani lüzumsuz sizi ileri götürmeyen, Ayşe teyze ne yaptı? Ne oldu? İşte duydun mu kız? Fatma şöyle etti, böyle etti falan diye. Bu gibi lüzumsuz işlerle meşgul olursanız, dedikodu yaparsanız o zaman sizin sonunuz 5 sene sonra öyle olacak. Veya Steve Jobs bu Apple'ın şeyi kurucularından Steve Jobs sürekli her röportajında en çok korktuğu şeyi söylerdi. Gazeteciler sorardı ona. Neyden korkuyorsun? En çok neyden korkuyorsun? İşte kanser olmaktan. Ne oldu sonra? Çok gündeme aldığı için, çok konuştuğu için o konuyu. Sonra kanser oldu, öldü, gitti. Değerli arkadaşlar, o zaman siz ileriki 5 sene sonrayı merak ediyorsanız, geleceği merak ediyorsanız o zaman konuştuğunuz şeylere şimdi dikkat edin. Çünkü konuştuğunuz her kelime ile anlaşma imzalarsınız, kontrol imzalarsınız, kendinizle imzalarsınız, karşınızdaki kişilerle. Hani bilimsel tarafından söyleyeyim biraz evren ile yaparsınız. Ama en önemlisi Hazreti Allah ile ne yaparsınız? Anlaşma imzalamış olursunuz. O yüzden Peygamberimiz de buyuruyor. Ya hayır konuş ya da sus diyor. O zaman konuşma. Seni ileri götürmeyecekse lüzumsuz konulara girmek yok. Tamam mı? Bu gruba katılan arkadaşlar zaten dikkat ediyor. Biz her perşembe günü canlı yayın mentorluk grubumuzda ne yapıyoruz? 3 aylık, 3 ayda 3 adım sistemiyle kendi psikoloğun ol grubu, mentorluk grubunda ne yapıyoruz? Bu konuları devamlı işliyoruz. Beyinlerine yerleşiyor. Beyinlerden davranışlarından alışkanlık oluyor.
Yani herkes çok iyi dikkat ediyor. Dikkat ettiği için zaten çok başarılı oluyor. Cumali kardeşim öyle değil mi? Cumali kardeşim bak orada görüyor herkes. Hatta yazmış. Evet. Bak ne kadar güzel. O soruya cevap vereceğim. Evet, o soruya cevap vereceğim. Bu aynı aslında bu ayet-i kerime ayet-i kerimenin de açıklaması aslında şu anda anlattığım konular. Yani insan kendisi bir şey yapması lazım. Kendisi bir şey yapmadan olmuyor. Sihirli değnek. Millet masallarla büyüdü. Hep tavuksun diye. Ne yaptılar? Tavuk. Beni tanıyanlar, bu gruba katılanlar zaten bu şeyi biliyordur. Bu tavuk hikayesini biliyordur. Tamam mı? Tavuk burada. Bir de kartal. Tamam mı? Kartal. Biz kartalız Allah'ın izniyle. O tavuk gibi yetişenler, masallarla büyüyenler hep sihirli değnek bekliyorlar. Sihirli. Hocam ne olur? Benim kafama bir kere şöyle vur geçsin. Öyle bir şey yok ya. O masallarda var. Onu diyen kim varsa oradan ince ince kaybolur. Öyle bir şey yok. Gayret gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü başarıya çıkmak için merdiven kullanman gerekiyor. Asansör değil. Bak. Sen çevirirsen ışık yerini. Tamam mı? Ama bırakıyorsun. Şimdi ışık sönecek bak birazdan. Hayat. Sen sorumlusun. Sen kendini değiştirmen lazım. Ayet-i Kerime'yi söylemiş, yazmış oraya Cumali kardeşim. Ne yazıyor? Allah bir kavmi değiştirmez. Onlar kendi nefislerindeki hali değiştirmedikçe. Anlatabiliyor muyum? Rahat suresi 13-11. Yani sen yapman lazım. Sen çevireceksin. Sihirli değnek yok. Masallarla büyüyenler onlar tavuk olanlar. Onlar beyaz atlı prensi bekliyor hala. Tamam mı? 55 yaşına gelmiş teyzem. Beni gelecek kurtaracak. Kim kurtaracak? Öyle bir şey yok. Otobüs mü bekliyorsun sen? Otobüs bekler gibi bir kurtarıcı bekliyor. Bu ara oyuncaklarım da hazır duruyor. Çocuklardan aldım. İzin aldım tabii. Bizim çocuklardan. Onlar verdi. Mesela bunu 10 seneden beri emanet bende duruyor. Oğlum o zaman gençti. 12 yaşında. 11 yaşındaydı. O zaman vermişti bana. Hala kullanabilirsin baba. Dursun sen de dedi. Duruyor. Sağ olsun. Şimdi tabii zaman da ilerliyor. Cumali kardeşim hızlı ilerliyor. Devam edelim konularımıza. Peki bela insanın diline bağlıdır değil mi? Diline bağlıdır. Diline. Yani insan kendi belasını çeker. Lüzumsuz konuşur, gereksiz konuşur, tehlikeli konuşur. Hazmedemiyorum der, midesinde sıkıntı başlar. Zihir zıkkım olsun der, kendisinde egzama başlar. Gözüm görmek istemiyor der, gözleri görmez artık. Niye? Beynini programlıyor. Diliyle belayı çekiyor kendi üzerine. Korkusunu söyler devamlı. Ben hiç unutmuyorum. Burada bir beyefendi gelmişti. Kızını getirmişti benim yanıma. Bak, her kullandığın kelime, şu anda kim izliyorsa beni, bu şu anda söylediğin cümleler o kadar etkili, o kadar önemli ki. Tecrübeyi de sağladım. Bakın şu anda kulak verin, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir beyefendi o kızını getirdi. Kızında korku var, gece uyuyamıyor. Ve hocam diyor, ağrına gidiyor tabii. Para vermek beyefendiler için biraz zor oluyor. Herkes için değil de bazı beyefendiler, çok bilmiş beyefendiler. Hocam ben buna söyledim. Ben hep anlatıyorum. Senin söylediklerini söylüyorum zaten. Ona da beni dinlemiyor. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum ben. Kızım sen de ne gerek var diye psikologluk yapıyor. Korsan psikolog. Şimdi dedim ki senin cümlelerinle benim cümlelerin arasında dağlar kadar var. Fark var. Niye? Ben çünkü 21 bin insana söyledim. Aynısı. 21 bin insan söylediğim cümle tık diye etki yapıyor. Niye? Çünkü cümlenin, kullandığım cümlenin etkisi var, enerjisi var. Enerji boyutu da var. Anlatabiliyor muyum? Bazıları böyle yeni psikolog oluyor, bilmem ne oluyor, çıkıp hocam ben yapamıyorum. Yapamazsın çünkü daha yenisin. Kaç kişiye söyledin ki? İmam-ı Azam'ın
o bal yiyen çocuğa oğlum bundan sonra bal yemeyeceksin etkisi gibi, tamam mı? 40 gün sonra söyle. Niye? Enerjisi olduğu için. Enerji, cümlenin enerjisi var. O yüzden ben hani ben bir şey söylediğim zaman etki yapıyor. O babanın o kızına söylediği etki yapmıyor. Bir de orada ağır konuştu. Ne dedi? Ne dedi biliyor musunuz? O kızım ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Sen de korkma dedi. Dedim ki dur, yavaş ol. Bu cümlenin arkasında kendini bela çekersin. Dikkat et. Çünkü bunu iddia etmek zorundasın. İddianın ispatlamak zorundasın. Ne dedin? Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Bunu ispatlayacaksın şimdi birazdan dedi. Allah ispatını istersen de. O yüzden büyük konuşmamak gerekiyor. Hocam olur mu dedi. Ben dedi kimseden korkmuyorum Allah'tan başka. Tamam dedi. Tamam, okey. Sen bilirsin. İnanın kapıdan şuradan çıktı. Kapıyı göstereyim ama gerek yok. Şimdi sallamıyorum bir şeyi. Şuradan dışarı çıktı kızıyla beraber. Oradan ipini koparmış bir köpek koşuyor bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru kız böyle cool duruyor. Sakin bir şey yok. Baba bir heyecanlandı. Eli kolu titredi. Arabaya doğru koşmaya başladı. Baba nereye gidiyorsun? Sen Allah'tan başka kimseden korkmazdın. Dedi çocuk. Anlatabilir miyim? Demek ki bir şeyi iddia ettiysen onu ispatlamak zorundasın. Kullandığın kelimelere dikkat et. Bela insanın dinine bağlıdır hadis-i şerifi. Asla gözünün önüne kaybolmasın. Devamlı bu cümle, bu ayet hadis-i şerifi gözünün önüne getir. Yani bu rivayete göre hasta olan birisini ziyarete gidiyor Peygamberimiz. Hangi duaları ettiğini soruyor ona. O da Allah'tan sabır dilediğini söylemiş. Bak. Tamam mı? Bunun yerine Peygamber Efendimiz bunun üzerine Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Musibetinde bana sabır vermek yerine neden yerine Rabbena atina yani ya Rabbi bana dünyada ahirette iyilik ver duası okumuyorsun. Çünkü kullandığın kelimede bela aldın üzerine, hastalık aldın. Yani Rabbim senden sabır istiyorum diye diyeceğinize ne diyeceksiniz buyuruyor Peygamberimiz. Sen Allah'tan yani öyle buyuruyor o şekilde dua edenlere sen Allah'tan bela istemiş oldun. Bunun yerine ondan sağlık, afiyet dile. Bazı insanlar ben hasta olmak istemiyorum. Bu da tehlikeli bir cümle. Bu da tehlikeli bir cümle. Bu şekilde cümle kullanmak yok. Yani sağlıklı olmak istiyorum. Olmak istediğini söyleyeceksin. Tamam mı? Olmasını istediğiniz şeyleri söyleyeceksiniz. Dileklerinizi o şekilde anlayacaksınız. İstemediğiniz şeyleri kullanmak yok değerli arkadaşlar. Yani sadece olmasını istediğiniz şeyleri söyleyin lütfen. Ben hasta olmak istemiyorum yerine. Yani öyle bir şey demiyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Ben sağlıklıyım. Sağlıklı, daha sağlıklı olmak istiyorum. Ben kilo vermek istiyorum diyeceğinize ben kaslarımı geliştiriyorum demeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yaşlanmak istemiyorum yerine ben her daim ruhu ölmüyor çünkü genç kalacağım. Ruhum genç kalacak diye pozitif tarafını söylenmesi gerekiyor. Söylemeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Yaşlanmak istemiyorum diyen insanların oradaki odağı ne oluyor? Yaşlanmak oluyor mesela. Değil mi? Ve sonucunda yaşlanmak kaçınılmaz oluyor. Bazı insanlar çabuk çöküyor. Ya bizden geçti. Bakın değerli arkadaşlar. Bu teknikleri, yöntemleri bilmeyen insanlar var ya. Bu hayat bakın bu hayat. %100 bu bilmek. Tamam mı? Bu kadarını kullanmış oluyor ya. Bak bu kadar. Bu kadarını kullanmış oluyor. 1 santim 2 santimi kullanmış oluyor. Bunu zayi ediyor bak. Zayi ediyor. Bu kadarı israf olur. Bu kadarı israf olur. Tamam mı? Üçüne beşine baktığı için kendini yetiştirmediği için çok bildiğini zannettiği için yanlış cümlelerle hayatını ne yapıyor? Zehir. Zehir ediyor ya. Yazık günah değil mi ya? Bu kadar ömrünü zayi ettin. İsraf ettin. Kendini tanımadan ömür ne oldu? Bitti. Var öyle yine bak hadis-i şerif. Ben niye böyle hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri bu kadar önem veriyorum da. Çünkü benim kitlem Müslüman insanlar. Müslüman insanlara ben
Ben Müslüman bir psikoloğum. Ben korkmuyorum benim titelimi alsınlar almasınlar. Ya doktor titelim var senin. E var olabilir ama ben Müslüman açıkça söylüyorum. Ben o yüzden bu, söylüyorum. Bak hadis-i şerif açık ve net. Peygamberimiz de böyle. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Ömrün zayi olmasın. Ömrün israf olmasın. Kendini bil. Bilmen lazım. Bilmediğin zaman, kendini öğrenmediğin zaman niye sahipsin? Hiç bu testi doldurmadıysan boşuna yaşıyorsun. Boşuna yaşıyorsun. Yazık günah. Bu testi doldurmadıysan bu zamana kadar boşuna yaşıyorsun. Ot geldin, saman gittin. Kusura bakma. Biraz açık konuş. Cumali kardeşim, açık konuşabilir miyim? İzin var mı? Açacağım senin mikrofonu ya. Sen de bir şey söyle. Açacağım ya. Cumali ne diyorsun? İnsanın kendisini tanıması gerekiyor değil mi? Evet hocam, çok haklısınız. Ben 28 yaşındayım hocam. Daha önce size feedback olarak da mesajlarımı ilettim. Yani bu yıllar öncesine kadar hakikaten hocam hayattan tat almaz. Yani bir şeyler zorunluymuş gibi yaşıyorduk hayatta. Yani anlamsız günlerimiz, zamanımız zayi oluyordu. Ne zamana kadar? Ta ki sizinle tanışıp gerçekten sizinle güzel bir eğitim yoluna, mentörlük yoluna girinceye kadar. Bu yola girdikten sonra hocam hayat 90 derece değişmeye başladı. İş dünyamda, finansal olarak her yönde hayat değişmeye başladı. Hala da değişime doğru gidiyor hocam. Bir de senin hiç bahanen yoktu biliyor musun? Ben hiç unutmadım o günü. Sen dedin ki ben ilk adım atayım da ondan sonrası her şey olur dedin. Gerçekten niyet ettim bak. İnsanlar hep onu karıştırıyor. İnsanlar başarıyı çok çalışmak ile özdeşleştiriyor. Yani ne kadar çok çalışırsam, ne kadar terlersem o kadar maddi durumum düzelir, o kadar başarılı olurum. O zaman madenciler dünyanın en zengin insanı olması lazım değil mi? Madenciler en çok çalışan. Veya ya benim dayım yok ki, benim şansım yok ki, benim adam zaten odun gibi diyenler de var. Benim o konuda hiç şansım yok, o beni engelliyor diye. Bu sefer talih, ya şansım olmadığı için olmuyor diyen tipler de var. O da olsaydı piyango kazananlar var değil mi? O kadar milyonları kazananlar var. 3-5 sene sonra ne yapıyor? O şanslı adam bütün malını mülkünü, piyangoyu kazananlar hepsi kaybetmişler. Bu zamana kadar hiçbir elinde tutamadı. Demek ki başarı çok çalışarak olmuyor. Başka şanslı olmaya da gerekiyor. Yani şansı beklemede hani beyaz atlı prens gelsin beni kurtarsın. O da yok. Öyle bir şey yok. Peki başarı neyle alakalıymış? Niyetle. Sen niyet ettin o gün, ben unutmuyorum. Niyet ettin. Hocam ben karar verdim ve niyet ettim. Ben başlayacağım dedim. Bir hafta sonra sana güzel bir haber geldi. Öyle değil mi? Bak arkadaşlar. Evet. Evet hocam, yani bu niyetten sonra, yani ilk adımdan sonra zaten hocam gerçekten maddi manevi kapılar açılıyor. Yani şu an eşimle evde geldiğimiz boyut hocam, konuştuğumuz cümleleri dikkat ederek konuşuyoruz. Yani artık önceden eşim pek ciddiye almıyordu. Ama artık o kadar ciddiye alıyor ki konuştuğumuz her cümlenin bize nasıl bir geri dönüş yapacağına inandığımız için artık o da inandı. Kabullendi artık bu durumu. Önceden karşı geliyordu. Yani ciddiye almıyordu bu meseleleri. Ama artık şu an kendisi de çok ciddiye almaya başladı. Bazen ben bile ağzımdan kaçırırken beni uyarıyor. Lütfen dil kalıplarınıza dikkat edin diye. Evet. Çünkü bela diline bağlıdır. Daha önceden sen hep kendini kısıtlıyordun. Hatırlıyor musun? Hocam ben dedim bu çok ciddi bir bütçe. Ben bunu nasıl öderim falan dedim. Dikkat et ağzına. Öyle dersen öyle olur. Senin için çok yüksektir. Bir kere şurayı değiştirdin. Tık diye değiştirdin. Cümleyi değiştirdin. Birden maddi tarafın da düzeldi senin. Daha önceden çok asgari ücrete yakın bir para alıyordu. Sonra birden 2-3 katına çıktı değil mi? Öyle bir şey de olmuştu. Hemen başka bir işe girdin. Bir ay içerisinde oldu ya. Evet hocam, çok kısa bir süre içerisinde oldu. Yani bu eğitimlerin ilk sürecinde bir özgüven oluştu hocam. O tavuk kartal hikayesini çok çok tekrar dinliyorum. Orada negatif insanları devre dışı bıraktık ve hayır demeyi öğrendik. Yani kendi özgüvenimizi, kendimizi benimsemeye başladık. Tekliflerimiz kabul edilmeye başladı bu sefer. Öncesinden korkuyorduk çünkü herkes bizim gibi tavuk gibi düşünüyordu. Biz de tavuk olmayı kabullenmişiz öncesinden.
cesaret edemiyoruz yani kartal olduğumuzu söylemeye. Ama evet, çok şükür hocam hepsi geçti gitti yani. Daha güzel noktalara geldik yani. Hala da devam ediyoruz. Kullandığın kelimeler özgüvensiz söylediğin zaman etkisiz oluyor. Şimdi sen gidiyorsun mesela örneğin maaşını yükseltmek istiyorsun. Boynun bükük, ezik, özgüven eksikliğiyle cümleyi kullanıyorsun. Adam zaten seni ezer. Ama sen birden özgüven kazanınca duruşun, bakışın, beynindeki yapıyı değiştirdiğin zaman o kişi ister istemez senin kimyandan dolayı bilinç altında bağ kuruluyor. Karşında konuştuğun insana direkt etki yapıyorsun. Ve ondan sonra senin maaşını yükseltme konusunda hemen çıktın oradan başka bir yere girdin hemen düzeldi. Anlatabilir miyim? Çünkü sen söylediğin kelimelere kelimelerin arkasında değildin daha önceden. Ama şimdi arkasındasın. Evet hocam. Yani gerçekten çok haklı ve doğru konuşuyorsunuz hocam. Allah razı olsun hocam. Gerçekten ben sizi çok farklı seviyorum. Çok farklı bir saygım, sevgim var size karşı. Eğitimleriniz bizi eğitti hocam. Gerçekten bize vermiş olduğunuz bu mentorluk eğitimi bizi her konuda eğitti. Ailemize karşı, çevremize karşı, yeryüzünde yaşayan canlılara karşı bile artık bakış açımız değişti hocam yani. Evet, çok güzel ya, çok güzel. Ve yalnız değilsin, hakikaten yalnız değilsin. Mentorluk grubunda katılanlar, benim programlarıma katılan herkes, her biri böyle diyor. Bak hatta burada Hamza da yazmış aşağıda. Yani sorsam şimdi hepsi de tık tık anlatır. Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Allah razı olsun katkından dolayı. Yine bir şey olursa soracağım sana. Cuma. Rica ederim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Şimdi devam edelim. Yani kullandığın cümlelerle sen hayatını zindana çevirebilirsin veya cennete çevirebilirsin. Dikkat et kullandığın kelimeler. Mutlaka yöntemini öğrenirsen enerjisi çok yüksek oluyor kullandığın kelimeler. Bazen hiç unutmuyorum. Ben bazen şöyle bir tabii kendim inanmam lazım değil mi? Tam inandığım zaman birisine şöyle hafif bir şey söylüyorum tak düzeliyor. Tak düzeliyor ya. Bir adam sadece bir cümleyle panik ataktan kurtulur mu ya? 20 seneden beri adam dışarıya çıkamayan bir adam vardı. O da 13 sene. 13 seneden beri dışarıya çıkamayan, kapısına çıkamayan bir adam sana bağlı. Kullandığı bir cümleyle dışarı çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? O kadar profesörün yanına gitmiş, o kadar doktora gitmiş, o kadar tonlarca ilaç almış. Değişmiş mi? Hayır, değişmez. O yüzden buraya devam ediyoruz. Dil kalıpları önemli. Söylediğin cümlelere sen inanman lazım. Dikkat et kullandığın kelimeler. Anlatabiliyor muyum? Onlar tonlarca ilaçla bir şey yapamadılar ama bir kelime, bir cümle onu hayata bağladı ve çocuğuyla daha 4 yaşındaydı herhalde kızı, 4 yaşında. Hocam ben kızımla hiç veya oğlum, oğlu da 8 yaşında hayatımda hiç çocuk bahçesine gitmedim. Hiç gitmedim. 4 yaşında kızım, 8 yaşında oğlum var ve ben 13 yıldan beri dışarı çıkmadım hocam. Çıkabilecek miyim bugün dedim. Dedim inşallah çıkacaksın. Bir iki çalışma yaptık. Testle onu tutan engel neydi? O engeli bulduktan sonra dışarı çıktı. Bakın size bir şey söyleyeyim. O iki tane çocuğun duası, o sabi çocukların duasını düşünsenize. Cumali kardeşim. Yani Sevinç'le o videoda böyle canlı yayında görüşmüştük. Çocuklar geldi dışarı çıktıktan sonra. O duygulu anı gözümün önünden hiç şey yapamıyorum, çıkaramıyorum. O gözümün önüne geliyor. O çocukların bana yaptığı dualar, bilmiyorum sabi çocukları derler ki duaları kabul oluyor. İnanıyorum ben de. Yani inşallah biz aciz insanlar belki dualarla yırtarız diye düşünüyorum. Hele bu gece, önemli bir gece. İnşallah böyle inanıyorum. Şimdi dolayısıyla cümleler çok etkili. Kullandığınız kelimeler çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Yani beyin negatifi algılamıyor değerli arkadaşlar. Söylenen her sözü gerçek kabul eder. Mesela siz unutma dediğinizde onu unut olarak kabul eder. Onun yerine aklında tut demek daha doğrudur. Yani memaları almıyor. O yüzden mesela yok diyorum mesela. Bundan sonra sızlanmak yok diyorum. Sızlanmayın demiyorum. Sızlanmak yok. Anlatabiliyor muyum?
birisine panik yapma dediğinizde daha fazla panik olacaktır o kişi. Bunun yerine sakin ol demelisin. Sakin ol. Tamam. Bu daha uygun. Bu ara Hamza da yazmış. Evet. Hocam ben de katılmak isterdim. İşimdeyim. Biraz kısıtlı bir ortam. Cuma hocama katılıyorum. Bu fırsat varken değerlendirmemiz lazım. Kendini tanımak şart. Biz Allah'a çok şükür ediyoruz. Sizi mentor olarak nasip ettiği için diyor. Allah razı olsun. Hamza kardeşim. O da çalışıyor. Yoksa o da canlı yayına bağlanırdı. Yani bu yüzden ne yapmak istediğimizi yapmak istemediğimizi değil de ne istiyorsak onu söylemeliyiz değerli arkadaşlar. Eğer birisi sizi gördüğünde hasta gibi görünüyorsun dediğinde, eğer siz buna inanır ve onaylarsanız bu anlaşmayı imzalamış olursunuz değerli arkadaşlar. Ve çok fazla sürmeden hasta olacağınıza dair ne yaparsınız? Hemen belirtiler belli olur. Hemen vücudunuzda yüzünüz sararır. Hani bazı şom ağızlı, muşmula suratlı, ekşi suratlı, yüzü mezar taşı gibi olan tipler var. Onlar herkesin her etrafında dolaşır, vampir gibidir. Enerjisini böyle diye çeker. O tiplerden ne yapıyoruz? Onlardan uzak duruyoruz. Uzak duruyoruz. Ve onlar ne yaparlar? Ya kız sen kilo mu aldın? Bu ne halde? Birden sen dersin yetersizlik sendromu başlar. Ha ben herhalde kilo alıyorum diye böyle kendini kötü hissedersin. Ya yüzün mü sarardı? Neden böyle falan? Senin yüzün sarar. Birden hasta gibi görünüyorsa hasta olursun ya. Ya bu ara bu Çin'den kaynaklı hastalık biliyorsunuz. Bir şey var söylemiyorum onu. Ondan dolayı inanın. Bilim adamları Almanya'da ispatladı. Bakın, inceleyin. Bakın, Almanya ispatladı. O yüzden yavaş yavaş açmaya başladı. Daha Türkiye uyuyor. Açık konuşayım biraz. Bilim adamları dediler ki, virüsten daha fazla insanlar korkudan ölüyor dediler ya. Kalp krizinden, tansiyondan, bilmem ne. Aa ben de virüs mü oldum, ne hasta mı oldum diye, tamam mı? Birden adam korkuyor, kaygılanıyor, tedirginlik oluşuyor. Ve kişi ne yapıyor? Hastalanıyor, korkuyor. Almanya'daki istatistiklere göre koronadan dolayı yani korku daha fazla korkudan ölmüşler. Yani virüsten değil. İstatistikler bunu söylüyor değerli arkadaşlar. İsterseniz bakın Google'a inceleyin. Google amca biliyorsunuz. Google'a hemen yazıyorsun, çıkıyor karşısına. İstatistikler, devlet istatistikleri bunu söylüyor değerli arkadaşlar. Ciddi kaynaklar bunlar. Yani birisi size hastalık yani hastasın derse ve sen inanırsan ona sahip çıkmış olursun. O hastalık sende çoğalmaya başlar. Mesela tansiyon, şeker ya bir ölçsene şekerin yükseldi herhalde. Sen şekerini ölçmeye başlarsan şekerin çoğalmaya başlıyor. Tansiyonun var dersen tansiyonun çoğalıyor. Belim ağrıyor dersen belin ağrıyor. Benim dediğin zaman yani benim şekerim var. Benim sahip çıkıyorsun yani. Benim tansiyonum var. Benim dizim ağrıyor. Benim oluyor ya. Senin oluyor o hastalık. Sahip çıkmış oluyorsun. Benim dediğin diyerek ne yapıyorsun? Bu hastalığa sahip çıkarsanız o zaman o hastalık da sizi hayatta bırakmıyor. Değerli arkadaşlar. Çünkü ben diye başlayan her cümleyi bilinçaltı sahiplenir ve emir kabul eder. Değerli arkadaşlar. Hamza da bu ara yazıyor. Ben de yorumları okuyorum. Allah razı olsun. Evet. Değerli arkadaşlar devam edelim. Nerede kaldıydık? Benim. Tamam benim. Hani insanlar şimdi iki kişi. Kız erkek öyle düşünün. Sözleniyorlar. İşte Mustafa. Mustafa Bey ile ne yapıyorlar? Kız ne diyor? Mustafa Bey diyor değil mi ilk önce? Daha tanışmadılar çünkü. Mustafa Bey diyor. Daha sözlenirken. Sonra sözlendi ya Mustafa diyor. Mustafa diye çağırıyor. Sonra nişanlandı ya Mustafa'm diyor. Ondan sonra yavaşça sahip çıkıyor. Ondan sonra
evleniyor artık. Musti, Musti diyor değil mi? Sahiplendiği için yani. Benim diyor artık, bu benim, bu herif benim, anladın mı? Şimdi hastalıkları da insan sahip çıkıyor. Ne diyor? Şekerim var, tansiyonum var. Söylenince ne oluyor? Ne oluyor yani? Tamam, lüzumsuz konuşunca ona sahip çıkmış oluyorsun. Ya şimdi bir de insanoğlu biraz acıların çocuğu, biz millet olarak öyle olduğumuz için yani kurbanı çok seviyoruz. Acıların çocuğu, küçük Emrah hesabı. Bundan da hoşlanıyoruz yani hasta olmaktan. Çünkü o kişi o zaman hastadır ve çevresinden daha çok görmediği ilgiyi görüyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela teyzelerde çok oluyor. Kızım, benim dizim ağrıyor. Anlatabiliyor muyum? Benim herif de ilgilenmiyor diye bu şekilde ne yapıyor? Sitem ediyor. Kızı, oğlu neyse sahip çıksın diye ilgilenilmek istediği için. Anlatabiliyor muyum değerli arkadaşlar? O yüzden ne yapacağız? Hastalıkları gündeme almayacağız. Onları konuşmuyoruz. Anlatmıyoruz ya. Gerek yok ki. Evet. Dertlerini, kederlerini terk etmek istemiyorlar. Yani kurban, acıların yani çocuğuyum hesabı. Tamam mı? Yani o şekilde hastalıklarla yaşamayı seçiyorlar. Onlar seçiyor, insanlar yapıyor aslında bunu. Yani insan kendi belayı kendi üzerine alıyor. Hastalığın sebebi insanın kendisidir. Belasının sebebi insanın kendisidir. Kendisi yapıyor, kendisi söylüyor, kendisi seçiyor. İnsan çevresini değiştirebilir. Tamam mı? Seçebilir, değiştirebilir. Veya kendini geliştirir, çevresini değiştirebilir. Yani şu manada kendi kararı, kendini geliştirir. Bak şimdi siz ne yaptınız? Değer verdiniz, önem verdiniz, geldiniz bu programa katıldınız değil mi? Değer verdiniz. Yani sizin elinizde niyet ettiniz, katıldınız. Sizin elinizde ve burada bir şeyler öğrendiniz. Değer vermeyip, onaylamayıp şey yapmayanlar, katılmayanlar, onlar ne yaptılar? Onlar teknikleri öğrenmeyecekler. Kendi seçimleri. Tamam biz yine yükleyeceğiz. Bugün Kadir Gecesi. Ve biz bunu yine gruba yükleyeceğiz. Seyretsinler insanlar diye. Faydalansınlar diye. İnşallah faydalanır, seyrederler. Yani insanın kendi seçimi. Kendi seçimi. Yani şu anda başına ne geliyorsa insanın kendi nefsinden geliyor. İyi veya kötü. Yani kendi kararı, kendi söylediklerine bağlı. Yani farkında olan kişi o noktada neye dikkat eder? Kendine verdiği mesaja bakar. Ve şu soruyu sorar. Bilmem gereken şey neydi? Hastalık varsa. Hayatımda neyi değiştirmem gerekiyor? Dizi ağrıyorsa o zaman ne yapması lazım? Yani bir şey öğrenmesi lazım. Demek ki ben şu harekete dikkat etmiyorum. Belim ağrıyor o zaman o hastalıktan ders alması gerekiyor. Neden ben diye başlarsa o zaman problemi çözemez. Tamam mı? Çünkü neden ben? O zaman isyana gidiyor. Ya neden ben? Neden ben? Ya neden? Çünkü sen neden ben dediğin zaman bilinçaltın ona cevap vermeye çalışıyor. Neden ben? Çünkü sana haksızlık yapılıyor. Seni kimse sevmiyor. Neden ben? Çünkü insanlar kötü. Neden ben? İşte hep sana haksızlık yapılıyor. Neden ben? Batsın bu dünya Orhan Baba. Neden ben? Bir teselli ver Ferdi Tayfur. Anladın mı? Bu oluyor ya, sen kurban rolünden çıkacaksın. Şöyle düşüneceksin. Nerede hata yaptım? Ve bu hastalık veya bu bela benim bedenimi neden uyarıyor? Benim bedenimi neden uyarıyor? Ne yaptım acaba? Yani bizim atalarımızın söylediği bir cümle var değil mi? Bir şeyi 40 kere söylersen o olur diyor. Sen 40 kere bir adama değilsin dediğin zaman deli gibi davranmaya başlıyor. Bizim ahada bizim deli, mahalle delisi diye tanıtılan birçok insan var. Hakikaten deli rolüne girmiş. Deli gibi gözüküyor ama bir bakıyorsun ben biliyorsunuz anlıyorum mimik hareketlerinden, oturuşun, duruşundan. Bir bakıyorsun adam mahallenin delisi diye geçiniyor. Hep beleşten yiyor, içiyor neyse. Herkes iyi bakıyor. Her şeyde mübah oluyor. Ama adam süper zeki. Cimali kardeşim öyle insanlarla da karşı. Adam
Frankenstein gibi, Einstein gibi. Einstein gibi zekası var. O yüzden değerli arkadaşlar, bir adama 40 kere deli dersen deli oluyor. Neden acaba bu böyle? Çünkü bilinçaltı onu öyle programlıyor. Çünkü din neyi söylerse bilinçaltı onu gerçek kabul ediyor değerli arkadaşlar. Beyin onu gerçekleştirmek için harekete geçiyor hemen. Çünkü bilinçaltında hayal ve gerçeği ayırt etmiyor. Hayal ettiğini de gerçek görüyor. Gerçek gibi programlıyor. Ve onu gerçekleştirmek için harekete geçiyor değerli arkadaşlar. Yani bir adama 40 kere deli dediği zaman beyin ne diyor? Yani bunu deli yapayım diye uğraşıyor. Yani o programı ona beynine yüklüyor değerli arkadaşlar. Kişi deli gibi davranmaya başlıyor. Yani şimdi bir burada hanımefendiler de var. Bir adam kendi eşine ya sen ne biçim adamsın, odun gibi adamsın, hiçbirine ilgilenmiyorsun, beni de sevmiyorsun derse ne yapıyor adam? Ha, beyin öyle kabul ediyor. Tamam ben öyle olmalıyım. Ben bu normal gibi kabul ediyor. Ve odun gibi devam ediyor. Odun gibi davranmaya devam ediyor değerli arkadaşlar. Ama akıllı hanımlar kocasını ne yapıyor? Kral yapıyor. Kendisi de kraliçe oluyor. Hazreti Ali'nin sözü bu. Akılsız kadınlar adamı odun yaparlar veya köle yaparlar. Kendileri de kölelerin eşleri olurlar. Aslında insanın kendi söylediği cümlelerle alakalı. Bu bütün eşler için de söylenir. Çocuklarımız için de söylenebilir değerli arkadaşlar. Önemli bir konu. Yani olumlu konuşmak ve düşünmek için bu çok önemli. Bu biraz önce anlattığım konular değerli arkadaşlar. Yani hatta bir doktor Neuberg diye birisi var. Olumlu kelimelere odaklanarak ve bunları yansıtarak genel sağlığınızı iyileştirebilir ve beynimizin işlevselliğini arttırabilirsiniz diye bilim konusu bir araştırma yapıyor bu adam. Doktor Andre Neusberg diye bir adam, bilim adamı değerli arkadaşlar. İnsanın diline bağlı, sağlığı, diline bağlı değerli arkadaşlar. Yani enerjinizi hangi kelimeler üzerine odaklıyorsunuz onu düşünün. Gözün önünüze onu getirin. Acaba ne konuşuyorsunuz? Eğer hayatınızın istediği, eğer hayatınızda böyle istediğiniz kadar güzel olmadığını hissediyorsanız hayatınız, tamam bir sıkıntı varsa o zaman cümlelerinize bakın. Acaba ne kullanıyorsunuz? Hangi olumsuz kelimeleri kullandınız? Olumsuz kelimeleri ne sıklıkla kullandınız? Not alın isterseniz. O zaman göreceksiniz gerçekten neler yaptığınızı, kendinize ne kadar büyük zarar verdiğinizi o zaman anlarsınız. Veya bu yöntemle kullandığınız kelimeleri not alarak gerçekten daha iyi bir hayatın ne kadar kolay hayat, yani iyi bir hayata ne kadar kolay ulaşabileceğinizi de görürsünüz değerli arkadaşlar. Şaşırır kalırsınız zaten. Yani kelimelerinizi değiştirin, cümlelerinizi değiştirin, hayatınızı değiştirebilirsiniz. Biraz önce Cumali'nin söylediği gibi, Cumali Bey'in söylediği gibi değerli arkadaşlar. Şimdi sözlerinizle birlikte, biraz önce ilk videoyu geçti de onu söyledim. Sözlerinizle birlikte davranışlarınız da değiştiğinde sizden değişmeye başlarsınız değerli arkadaşlar. Siz değiştikçe yaşamınız da değişir. Bir bakarsınız ki yaşamınız, söyledikleriniz, düşündükleriniz, davranışlarınız olmuş. Bu yüzden olmasını istediğiniz şeyi ne yapacaksınız? Gündemde tutacaksınız. Yani olmasını istediğiniz şey neyse ona odaklanın. Olmamasını istediğinize odaklanmayacaksınız. O yüzden batsın bu dünya şarkılarını dinlemek yok. Şimdi mesela bir tane örnek yapalım. Şimdi size iki cümle söyleyeceğim. Bu iki cümlenin de ayrı ayrı size ne hissettiğini düşün. Ne hissettirdiğini düşün, tamam mı? Bugün hava çok güzel. Ama yarın yağmur yağacak. Tekrarlıyorum. Bugün hava çok güzel ama yarın yağmur yağacak. Şimdi ikinci. Yarın yağmur yağacak olsa bile bugün hava çok güzel. Yarın yağmur yağacak olsa bile bugün hava çok güzel. Yani sadece iki kelime ama ve olsa
bile kelimeleri cümledeki ifadeyi ne kadar değiştiriyor değil mi? İlkinde olumsuz bir duygu, ikincisinde her şeye rağmen mutlu olma durumu. Yani size bağlı değerli arkadaşlar. Sizin elinizde. Cümlelerinizi değiştirin, hayatınız değişsin. Siz karar veriyorsunuz. Şu anda yaşadığınız hayatı, hayatla alakalı kimseyi suçlayamazsınız. Kimseyi sorumlu tutamazsınız. Bunu kafanızdan çıkarmıyorsunuz. Bırakın artık kurban rolünü oynama. Oynamayı bırakın lütfen. Elinizi taşın altına koyun. Eğer güzel bir hayat yaşamak istiyorsanız, mutlu, huzurlu ailede, başarı ailede, huzur istiyorsanız, meslekte başarı istiyorsanız, iş hayatınızda, finans konusunda daha iyi yerlere gelmek istiyorsanız, sağlığınızın daha iyi olmasını istiyorsanız, özgüveninizi, kişiliğinizi, kalitenizi arttırmak istiyorsanız, yani şu potansiyeli kullanmadığınız, şu kocaman potansiyeli sadece bu kadar kullanıyorsunuz. Buralarda kullanmak istiyorsanız, hayatınızı cennete çevirmek istiyorsanız, dil kalıplarınızı dikkatlice kullanın. Karar sizin. Ben söylüyorum, yarın ahirette benim karşıma çıkıp da diyemezsin. Ya İsa Bey'in videolarını izledi, güzel de söylemedi. Ha, ben söylüyorum işte. Bu da kayıtlı. Kayıtlı duracak. Tamam mı? O zaman diyeceğim ben bunları söyledim. Söyledim ben. Kaç kere davet ediyor. Her videonun altına dedim ki bak Cumali'nin yani cebinde hani şey olmasın da cebinde doldururuz. Parası yoktu yani benim programa. Ciddi bir bütçe ayırması gerekiyordu. Ama o niyet etti. Bak niyet etti. Karar ver. Tak dedi. Sonra birden iftahil babe Allah yani fetih kapıları açıldı. Tak 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 tak. Birden şaşırdı kaldı. Yani burada şey mütevazilikle yapmak istemiyorum. Gerek de yok. Bu yöntemler senin inancın. O yüzden karar vermen lazım. Hala da ya hocam ya olmuyor işte ben işsizim, ben güçsüzüm bilmem ne. Benim hanım kabul etmiyor. Benim adam kabul etmiyor. Bazıları var öyle. Benim adam istemiyor diyor. İstemiyor. Veya ben hocam diyor kişisel gelişime karşı diyor. Ben o zaman niye aradın beni? Anlatabiliyor muyum? Niye arıyorsun? O yüzden kurban rolünü bırak artık. Ya. Bırak. Bitti artık. Afrika'da yaşamıyorum ki. Hani Afrika'da hiç ne eleti var, ne suyu var, hiçbir şey yok. Adam yine de plastikten ayakkabı yapıyor ya. O yüzden gayret göster. Bak o kadar insanlar mesaj yazdı bana. Instagram. Hocam ben giremiyorum. Ya bir Google'a gir. Nasıl gireceğini görürsün. Yani şunu yapmayı üşeniyor insanlar. Yani şu diş fırçasını böyle fırçalayacak yani bu kadar. Anlatabiliyor muyum? Bu kadarını yapman gerekiyor. Artık mızmızlanmayı lütfen bırak. Çünkü bu hayattan sen sorumlusun. Bu hayattan kimse başkasını suçlayamaz. Adamı, çocukları, anneni, babanı suçlayamaz. Sen sorumlusun. Senin kararın. Niyetini yap düzgünce. Bugün niyet bak. Kararını ver. Niyet. De ki ben bugünden itibaren direksiyonu, hayat direksiyonu elime geçirdim. Karar vereceksin. Karar vereceksin. Kurban rolünü kenara bırakacaksın. Ben yapamam cümlesini kenara bırakacaksın. Tamam bunları bırakacaksın. Zaten biz günlük bize yüzlerce insan başvuru gönderip, form gönderip size de gösterebilirim burada. Biz çoğunu ne yapıyoruz? Aramıyoruz bile açık konuşuyor. Aramıyoruz bile. Niye? Adam orada yazmış sihirli değnek bekliyor diye. Yani ben ona ben dokunacağım iyileşim. Öyle bir şey yok ki ya. O filmlerde var. Hep filmde var. Onların yanına git. Üçgençilerin yanına git. Merdiven altında yapan böyle tipler var. Evet geleceği görüyor. Tipler var. Onların yanına git. Tamam. Kandırılmak istiyorsan git onlara. Ama biz ne yapıyoruz? Hem bilimsel hem de ilimsel olarak elimizden geldiği kadar ilk önce seni sana tanıtıyoruz. Ondan sonra tabii sende gayret varsa, kabul, onay, değer veriyorsan bana, senin bana değerin yoksa zaten seni telefonla aramıyoruz ki. Adam bizim programa katılmak için 3 ayda psikoloğu olacak. 3 ayda kendi psikoloğu olacak. Tamam mı? O formu doldururken, hani sitem etmiyorum ama
gerçeği söylemek istiyorum. Hani bazıları diyor hocam beni niye alamıyorsun? Günde 200 kişi başvuru gönderiyor. Niye arayayım ben seni? Çünkü sen benim 3 aylık 3 adımda kendi psikoloğun olarak problemleri çözeceksin. Kazancına kazanç katacaksın. Başarına başarı katacaksın. Orada kendine ayırdığın bir bütçe komik bir rakam yazıyorsun. Ben seni, benim arkadaşlar arar mı seni ya? Bir kötü bir kahkaha atıyor. Ondan sonra çünkü adam bütçe yazmamış. Kendine bir sıf, yani doğru dürüst değer vermeyen bir insan kendine değer vermiyorsa ona ben niye değer vereyim ya? O yüzden değer verin değerli arkadaşlar kendinize. Kıymet verin. En son ne zaman kendinize değer verdiğinizde bir şey aldınız? Evet, düğünde kafa, gelin kafasını yaptırıyorlar burada. Dünyanın parası. Bizim burası Marsburg, Duisburg, Marsburg. Holman diyorlar, meşhur. 52 tane gelinlik dükkanı var. 20 tane de tuhaför dükkanı vardır. Gelin kafasını yaptırıyorlar. 800 euro. Türkiye hesabını bilmiyorum. Hesaplayın işte. 7 ile çarp. Tamam mı? 7 bin lira mı diyorlar? Ha, 7 bin lira. Öyle 7 bin lira aşağı yukarı. Gelin kafası 2 saatlik kafa için, dış yapı için 7 bin lira ödeyen bir insan niye içine ödemiyor bir şey? İçine bir şey ödemediği zaman o evlilik 3 ay sürüyor zaten. 3 ay sonra gidiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kendinize değer verin değerli arkadaşlar. Kişiliğinize, karakterinize değer verin, önem verin ve kendinizi geliştirmek için elinizden geldiği kadar gayret gösterin. Siz kendinize değer verirseniz size değer verirler. Bu hayat ayna gibidir. Ayna gibidir. Siz nasıl davranırsanız öyle olur. Siz eğer niyetiniz sağlam ise karşıdaki kişi size niyeti bozuk davranmaz. Ama siz niyetiniz eğer orada ya ben buradan şurada bunu da şey yapalım fırsatı değerlendirirsen niyetiniz bozuksa o da size aynı kötülüğü yapar. İşte. Sadece bu mu? Hayat her şeyde öyledir. Her şey hayat ayna gibidir. Her zaman karşılığını bulacaksınız. Siz eğer mızmızlanırsınız, böyle hep mızmız, hep sizin mızmız insanlar. Anlatabiliyor muyum? Etrafınızdaki hepsi mızmızlanır size karşı. Siz eğer niyetiniz faydalı insanların faydalı olmak istiyorsanız, tamam mı? O zaman size hep faydalı insanlar, size de faydalı insanlar gelir ve size faydası olur. İşleriniz rast gider hep. Tak 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 tak. Her şey saat. Hiç uğraşmazsınız, çaba göstermezsiniz. Kendinizden olur o. Anlatabiliyor muyum? Hayat size bağlı. Sizin elinizde. Niyetinizi düzelttin. Ben tabii size anlatırken kendime de söylüyorum. Kendi nefsime de söylüyorum. O zaman başarı artar. Başarının artmasının temeli faktörü neymiş? En önemlisi neymiş? Niyet. Niye dedi? Bugün karar ver. Bugünden itibaren değerli arkadaşlar karar verin. Ona göre hareket edin. Umarım güzel bir video olmuştur. Bu videoyu da çektim inşallah. Canlı yayın. Bu canlı yayını koyacağız internete. Gruba koyarız herhalde. Oradan sonra arkadaşlar izlerler. Herkese kucak dolusu selamlar. Kendinize iyi bakın. Bu ara Kanada'dan bir eğitime katılan bir arkadaşımız. Babasında bir sıkıntı da varmış. Hocam onlara bu gece önemli bir gece. Onlara da söyler misiniz? Bizi de hatırlasınlar. Babamın iyileşmesi için diyorlar. Değerli arkadaşlar inşallah siz de iyilik onlar için o kişinin babasının iyileşmesi için gönlünüzden geçirirsiniz. Temennide bulunursunuz. Dua edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.